üstü sol bacağımız olsun. Tamam, sol. Ayakta duruyor. Bacağın içerisinden bakıyoruz bacağımıza. Kasık, diz, parmaklar, içerideki topuk. Şimdi hastamızda yürürken olan ağrı var. Evet. Yürürken ağrı. Yürürken ağrı ve dinleniyor, dinlenince geçiyor. Bunu ilk doktor veya sağlık ekibi gördüğü zaman şunu düşünür. Kradikasyo var hastada. Kradikasyo şu demektir. Şuradaki kas, baldır kası şu. Baldır. Tamam. Bunu çiziyorum ki iyice anlayalım diye. Şu kas baldır kasıdır. Bu baldır kasına kalpten gelen damar yeterli oksijen vermiyor demektir. Yani kan gelmiyor demektir. Yani bacağımızın atar damarında bazı yerlerde tıkanıklık olduğu zaman kan rahat geçmediği için şu kas yeterince oksijen almadığı için belirli bir mesafede ağrıyor, dinlenince geçiyor. Herkes bunun üzerine geçer. Bunu görmek için Doppler yapılır veya anjiyo yapılır. Burada, bu damarda bir tıkanıklık yoksa, aa bu bizlik değil denir. Biz buna devam ettik ve atar damarımız şu anda gerçekten iyi. Her yere kan gidiyor. Fakat burada bir sıkıntı var. Bu güreğe giden kanın geri dönüşünde sıkıntı var. Orada kan birikimi var. O da oraya giden toplar damar kanı toplamıyor. İltihaplanmış. Yukarı kanı götüren damar bozuk. Birinci sorumuz şeyimiz bu. Dizden arkaya giden %1-2'lik damar, kanı taşıyan, kirli damarı taşıyan damar tromboflebit. Yani hem pıhtı var içinde hem enfeksiyon var. Ama bu enfeksiyon mikrobik değil. Bir iltihap var yani. Pıhtı var, iltihap var. Şu damarda. Kanı getiren de değil, bu sefer kanı götüren de sıkıntı var. Bir. İkinci sıkıntımız, hastamızın şurasında bir ağrı var. Orada da kasların oraya tutunduğu yer diyelim şurası. Kasların tutunduğu tendonla tutunur. Kas, kemiğe tendonla tutunur. Ve bu tendon iltihaplanmış. Yani tendinit olmuş. Bu nedenle eğilip kalkarken, ondan sonracığıma yürürken burada ağrılar oluyor. Şu ağrı bu hastanın daha çok eğilip kalkarken o basit hareketlerde olan ağrısını bu açıklar. Şu da yürürken olan ağrısını açıklar. O nedenle biz şunun için bir tedavi yapacağız. Belki de bir iğneyle bir kök hücre olayı yapıp şurayı rahatlatacağız. Şu tromboflebit için ise aslında bir ameliyat düşünebiliriz ama teyzem ameliyat olmak istemez. Normalde dizin arkasına girip şurayı gündemden çıkarmamız lazım, şu damarı. Bu artık çalışmadığı için kan diğer damarlardan geçmesini bekleyeceğiz. Ama bunu çıkarmamız gerekir çünkü ağrı yapıyor. Ama teyzemin de bunu çıkaramayız çünkü bu ameliyat olmak istemeyebilir. İster misin? Şu anda şekerim de var. Lokal mi? Lokal. Teyzeyi uyutmayacağız. Ay, o zaman şeker sıkışı değil. Ablacığım. Size göre basit. Hayır, bana göre de değil. Yani şimdi desen ki tırnak kes teyzemin, garanti ver, vermem. Yani sağlıkta dokunduğun zaman risk daha olur. Yani basit diye bir şey yok. Evet. Ama yapılması gereken var. Evet. Kar zarar hesabı var. Ben bunu yaparsam hasta rahatlar mı? Rahatlar. Yapmazsam biraz sonra rahatlar. Ama bunu yapmak da düşünürüm. Ya da şöyle yapalım. Hiç oralara dokunma. Hiç ameliyatı gündeme almayayım. Sonra yapayım. Biz önce şuralara iğne tedavisini yapalım. Şuraya da yapalım. Buraları bir güçlendireyim ben. Yeni damarcıklar oluşturalım. Şuralardan yukarı kan götüren. Ondan sonra eğer hastam rahatlarsa zaten rahat. Ama ileride sıkıntısı olursa, gider geçmezse bir küçük operasyon yapacağız demek. Tamam, bu sol bacak için. Şimdi bir de sağda hani hafif başlayan aynı durumlar var. Onunla ilgili. Sağda, sola yaptığımız şey sağda da olacağı için yakında. Sağda yapacağız aynısı. İşte evet. Rahatlatacağız. Ama
Ben genelde bir bacağı yaparım ki ikisi arasında bir karşılaştırma yap diye. Tabii. O yüzden en çok şikayet olan sol bacaksa ilk bir işlemi yapayım. Ondan sonra onun vereceği cevaba göre mutlu olursa. Bizim yaptıklarımızda bir yan etki yok ama mutlu olmayabilir hasta. O zaman gereksiz hastanın moralini, zamanını harcamayayım diye. O yüzden önce sol bacak, rahatsız olduğu bacağa başlayayım. Sonra diğerine giderim. Tamam. Hı. Hocam, tromboflebit, aktif enfeksiyon ve pıhtı kapak... Enfeksiyon, bizim steril enfeksiyon bu. Yani iltihap diye. Tamam. Anlatabildim ama mikropsuz. Mikropsuz. Mikropsuz iltihap. Kapakçı herhangi bir zede... O bitmiş damar zaten. Onu kapak kalmamış. O yüzden çıkaracağız onu. Anlatabildim mi? Tamam hocam.